Şimdi az önce ne dedik? Cennete giremeyecek 10 kişi. Şimdi de cehenneme girmeyecek 5 kişi. Hadi bakalım. Toplamda 5 kişi değil ha. Öyle zannetmeyin ulan. 5 kişi girdi, kalan 50 kişi cehennemde demeyin. Arkadaşlar, ne demek cehenneme giremez? Girmez. Girmeyecek. Bir, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen kişi cehenneme girmez. Müslim. Kaynakta Müslim. Peki arkadaşlar, bir kimse La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Arkadaşlar orayı da doğru söyleyin. Muhammeden değil, Muhammedin değil, Muhammedün değil, Muhammedur Resulullah. Orada mübteda haber ötre var. Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Anlamını bileceğiz. Allah Celle Celle başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Anlamı bu. Maksadı ne? Maksadı kalpteki bozuk inançları çıkartıp yerine doğru olan inancı koymak. Bozuk inanç ne? Mahluktan beklemek. Ne demek mahluktan beklemek? Şu olmasa bu olmazdı. Haşa ve kella. Bu olmasa böyle olmazdı. Ben olmasam aç kalırız. Haşa ve kella. Doğru olan ne? Her şeyi Allah'tan bilmek. Lafzını düzgün söyleyeceğiz. Arkadaşlar, bunlar hep önemli mesele. Dikkat etmek lazım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen cehenneme girmez. Ama ağzıyla diyen değil. Kalbiyle, hareketleriyle. Ben misal diyorum. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedim. Ne namaz var, ne abdest var, ne gusül var, içki, zina, uyuşturucu, kumar almış başını gidiyor. E şimdi böyle La ilahe illallah Muhammedur Resulullah olur mu? Olmaz. İşte La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyecek, onu hayatına yansıtacak. Rabbim bizi hayatına yansıtanlardan eylesin. Amin. Cömert kimse günah işlese de cehenneme girmez. Şimdi burada ince mevzu var. Cömertten maksat şu. Arkadaşlar bir hadis-i şerifte şöyle geçer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsun cennetin kapısını kim açacak? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir rivayette şu geçer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elini cennetin kapısına atarken bir cömert Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile aynı anda elini kapıya atacak. Peki niye cömert? Niye alim değil? Niye şehit değil? Çünkü alim o cömertin yardımlarıyla okudu. O cömertin desteğiyle bir yerlere geldi. Şehit, alimden şehit olmanın mükafatını duydu. Şehit olmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu duydu alimden. Peki bu ikisi cömertin vesilesiyle bu ahvale geldi. Allah yolunda harcayan, Allah için harcayanlar cömertler inşallahurrahman hem şefaate mazhar olacak hem Allah Celle Celle affına mazhar olacak. Rabbim bizi cömertlerden eylesin. Amin. Amin. İnsanlara kolaylık ve rıfk gösteren cehenneme giremez. Tirmizi. İnsanlara kolaylık derken arkadaşlar mesela iş yerinde olur ya da herhangi bir yerde olur, okulda olur, medresede olur, camide olur. Bir iş var. Diyelim ki bunu şu selpa buradan alacağız, buraya koyacağız. İş bu. Herif sana bunu aldırıyor. Bütün mahalleyi turlattırıyor. Anlayın diye örneği böyle veriyorum. Sana bütün zorluklu ya böyle yapsan daha ya arkadaşım bak bu iş bu kadar basit aslında. Normalde olması gereken bu. Yok. Ben böyle daha iyi biliyorum. Böyle ya arkadaşım bak mantık olarak baksan bu böyle dümdüz gidiyor buraya. Yok arkadaşım diyor. Onu iki tur attıracaksın. Ya ama haktır olsun. E zulüm ediyorsun. Ne zulmü kardeşim? Sen benden daha iyi biliyorsun. Zorluk üstüne zorluk çıkartan Allah muhafaza bak. İşleri kolaylaştıran cehenneme girmez diyor hadis-i şerif. Ve ana babası razı. Kişinin anası babası ondan razıysa o kişi diyor cehenneme girmez. Az önce biraz bundan bahsettik. Şimdi arkadaşlar ana babanın rızası niye Allah'ın rızası? Çünkü Allah Celle Celaluhu anneyi babayı senin dünyaya gelmene vesile kılıyor. Anne 9 ay seni karnında taşıyor mu? Taşıyor. Baba sen küçükken sabah akşam çalışıyor. Hasta oluyorsun doktora götürüyor. Canın bir şey istiyor. Elinden geldiği kadar işte bakkala çakkala neyse bana diyor. Sen sırf canın bir şey çek zannediyor. Aman oğlum yesin. Aman kızım yesin. Kendini perişan ediyor. Herif ergenliğe bir giriyor. Oho, asi isyankar. Sizin gibi anam olur, sizin gibi babam olur. Oğlum sen düne kadar altına yapıyordun, anan altında işliyordu. Sen düne kadar acından ölüyordun, tabiri caizse. Rızkı kesilmeden ölmez de. E baban işte senin için bir şey yaptı, işte ekmek getirdi, yemek getirdi, bisküvi, çikolata neyse. Yok. Nereden getirdin beni dünyaya? Haşa ve kella.
sizin gibi ana babam olur diye isyan edenler başı belada. Ve Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor: beni rüyasında gören cehenneme girmez. Şimdi arkadaşlar, burada çoğu kardeşimiz maalesef her gördüğü sakallı Efendimiz aleyhissalatu vesselam zannediyor rüyasında. Çoğu kardeşten diyorum, arkadaşlar Efendimiz aleyhissalatu vesselam görmek herkese nasip olmaz. Hadis-i şerifte peki niye Efendimiz aleyhissalatu vesselam beni rüyasında gören cehenneme girmez diyor? Çünkü hadis-i şerif sağlamdır, sahihtir. Diyor ki Efendimiz aleyhissalatu vesselam beni rüyasında gören dünyada beni görmeden ölmeyecek. Hadis-i şerif. Peki Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı gören ne oluyordu arkadaşlar dünya gözüyle? Sahabe oluyordu. Ya. Peki Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı rüyada gören dünyada nasıl görecek? Arkadaşlar şu şekilde görecek. Bir kimse Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı rüyada gördüyse, Efendimiz aleyhissalatu vesselam, Azrail aleyhisselam onun yanına geldiği zaman başka kim gelecek arkadaşlar? Şeytan gelecek. Şeytan ne getirecek arkadaşlar yanında? Bir bardak buz gibi su. Çünkü insan ölüm anında, hani kitaplarda geçen bu, o kadar susar ki ciğerleri yanar derler. Kitaplarda bu geçer. Şeytan buz gibi bir bardak suyla gelecek. Ona imanı karşında sanacak. Ya bana iman et, suyu vereceğim de. Ama o andaki susuzun arkadaşlar hesabı yok, haddi hesabı yok. Yani o bir bardak su, adam diyor o suyu içeyim imandan olayım. O kadar bir hal ha, yanlış anlamayın burayı. O sırada kim gelecek? Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam gelecek. İşte rüyasında görenler öldüğü zaman, ölmeden hemen önce Efendimiz aleyhissalatu vesselam bizatihi görecek. Tabi o zamanın sahabesi gibi olmaz, o ayrı bir şey. Onu da söylüyorum şimdi, yani kalkıp kendine Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'a bir tutma yani ha. O kadar değil. Hani şehidi gibi düşün mesela. Bir cihatta şehit olan, bir de yatağında şehit olan. Ya da işte ne bileyim yanarak şehit olan, işte karnı ağrıyarak ölen şehit olan, başı ağrıyarak. Başı ağrıyarak ölen şehittir hadis-i şerif. Karnı ağrıyarak ölen şehittir hadis-i şerif. Ama sen harp meydanında ölen kadar olamazsın. He. Sahabe olur ama 125 bin sahabe gibi olmaz. Rabbim Celle Celaluhu bizi Efendimiz aleyhissalatu vesselam rüyasında görenlerden eylesin. Amin. Amin. Rüyada görmek isteyen arkadaşlar dertlenecek. Hüngür hüngür ağlayacak. Bununla alakalı örneği biliyorsunuz. Adam ne dedi? Ya dedi ben peygamberimizi rüyada görmek istiyorum. Dedi ne yapayım? Dedi ki ağzına kadar dedi. Bir bardağın ağzına kadar dedi tuz doldur suya. Bas dedi tuzu. Dedi, oldu ya yap sen dedi kardeşim, Allah Allah yap. Tamam dedi vardır abi. Abi adam suyu içti. Ama tuzlu yani. Sabah kalk dedi ne oldu? Ya dedi mübarek dedi. Sabaha kadar dedi nehrin kenarında ağzımı nehre dedim su içtim dedi ya. Anladın mı mevzuyu? Kafanda neyle yatarsan, kafasında ne vardı? İçi yanmıştı onun değil mi? İçi kavrularak yatmıştı o. İçi yandı adamı ciğerlerin susuzluktan. Susuzluktan kavrulduğu için rüyasında sabaha kadar su gördü. Sen peygamber aşkıyla yatarsan, sen peygamber aşkıyla yanarsan Muhammed Mustafa'yı görürsün aleyhissalatu vesselam. İnşallah ölmeden de Rabbim bize görmeyi nasip etsin. Amin. Şimdi peygamber efendimiz olduğunu nasıl anlayacağız? Kardeşim Hilye-i Şerif var. Şemali Şerif var. Bak bizim bununla alakalı YouTube'da sohbet var. Şemali Şerif diye sohbetimiz var. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın eli, ayağı, kaşı, gözü, burnu, kulağı, bütün bedeni şerifinin hepsinin tarifi var. YouTube'da videomuz var. Dinleyin. Rüyada gördüğün zaman anlarsın. Yanlış hatırlamıyorsam bir kere sadece şu sahne bu. Bu ayrı rivayet. Birkaç kere gördüm de şu buraya ayrı. Yani Efendimiz aleyhissalatu vesselam geliyor diye böyle bir nida duydum. Allah da biliyor. Vallahi rüyamda böyle kalp krizinden ölecektim. Yani o kadar bir heyecan oldu. Rabbim de bizzatı görmeyi nasip etsin. Amin. Amin. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'murune bil ma'rufi ve tenha